Diyanet Haber'den iyi akşamlar. Bugün 2 Ekim Pazartesi, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, terör bu kez Amerika Birleşik Devletleri'ni vurdu. Las Vegas'ta konser için toplanan kalabalığın üzerine ateş açıldı. 50 kişi can verdi, 400'den fazla kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump saldırıyı korkunç olarak niteledi ve Amerikalılara seslenerek bugünlerde daha çok dayanışma içinde olalım dedi. Amerika Birleşik Devletleri Las Vegas kentindeki terör saldırısıyla sarsıldı. Açık hava konseri sırasında meydana bakan bir otelin 32. katından kalabalığın üzerine ateş açıldı. Saldırı anında konser alanında 20 binin üzerinde insan vardı. Teröristin otomatik silahlarla açtığı yaylım ateşi sırasında büyük panik yaşandı. Yüzlerce kişi kanlar içinde yere yığıldı. Korkunç bilanço birkaç saat sonra netleşti. 50 kişinin can verdiği, 400'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Las Vegas polisi kimliğini Nevada eyaletinde yaşayan 64 yaşındaki Stefan Paddock olarak açıkladığı saldırganın otel odasında kendini öldürdüğünü duyurdu. Teröristin yanında ondan fazla silah bulunduğu belirtildi. Las Vegas polisi saldırganın tek başına hareket ettiğinin öngörüldüğünü, saldırganın yanında bulunan Mary Lou Dunley isimli kadının arandığını açıkladı. Ancak ilerleyen saatlerde kanlı eylemin DAEŞ terör örgütü tarafından üstlenildiği ifade edildi. ABD'de şimdiye kadar en fazla ölüme sebep olan silahlı saldırı olarak tarihe geçen olayın ardından ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini iletti. Trump daha sonra televizyon ekranlarından ABD halkına seslendi. Korkunç olarak nitelediği saldırı için ABD halkı olarak derin üzüntü duyduklarını, ancak birlik ve inançlarını kaybetmemeleri gerektiğini söyledi. Trump, çarşamba günü saldırının yaşandığı Las Vegas'a gideceğini ve ülkede bayrakların yarıya indirilmesi için talimat verdiğini açıkladı. Saldırıyı sert şekilde kınayan ülkelerden biri de Türkiye'ydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında Las Vegas'taki terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere tüm Amerika Birleşik Devletleri halkına, Türk milleti adına başsağlığı diliyorum dedi. Sayın seyirciler, terörle mücadelede dün akşam bir kez daha içimiz yandı. Şırnak'ta teröristlerin saldırısında bir yüzbaşı ve bir korucu şehit oldu. Şehitler Ankara ve Cizre'de dualarla ebediyete uğurlandı. Acı haber bu kez Şırnak'tan geldi. PKK'lı teröristler Şırnak-Cizre karayolunun yapım çalışmalarının güvenliğini sağlayan asker ve koruculara saldırdı. Cizre İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Yüzbaşı Mustafa Erdal'la güvenlik korucusu Dündar Page şehit oldu, 4 korucu yaralandı. Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal'ın Ankara Yeni Mahalle'deki baba ocağına ateş düştü. Şehit Yüzbaşı için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve siyasi parti liderleri de katıldı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Şehit Erdal'ın naaşı cenaze namazının ardından Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehit korucu Dündar Page'nin cenazesi ise memleketi Cizre'de toprağa verildi. Ağrı Doğu Bayazıt'ta önceki gün iki korucu şehit olmuştu. Bölge sakinlerinden terör örgütüne lanet yağdı. Buna İsrail'in Amerika uşağıdır. Kürtleri kandırıyorlar, Kürtler üstüne oynuyorlar. Bizi, birimizi kırdırmaya çalışıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyindeki ZAP bölgesine dün düzenlenen hava harekatında terör örgütünce kullanılan silah mevziği, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi. İçişleri Bakanlığı son bir haftadaki operasyonlarda 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin gayrimeşru referandumu sonrası bölgede hareketlilik sürüyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar İran'daydı. Türkiye'nin sınır tatbikatı devam ederken İran'da askeri tedbirlerini artırdı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin tartışmalı referandumunun ardından bölgedeki gerginlik devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur sınır kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat Iraklı askerlerin katılımıyla devam ediyor. İran da askeri tedbirlerini artırdı. Irak sınırının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi kısmına tanklar ve topçu birlikleri konuşlandırıldı. İran ordusu ve Irak'taki Şii milis gücü Haşd-i Şabi, İran'ın Irak sınırı yakınındaki Kasr-ı Şirin bölgesinde ortak askeri tatbikat düzenledi. Tatbikata İran Kara Kuvvetleri, topçu bataryaları, insansız hava araçları ve helikopterler katıldı. Ayrıca bölgedeki sınır kapıları da geçici olarak kapatıldı. Ankara'dan Tahran'a kritik bir ziyaret gerçekleşti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da İran'da temaslarda bulundu. Mevkidaşı İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri ile görüştü. Gündemde Irak'taki gayrimeşru referandum ve terörle mücadele vardı. Orgeneral Akar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Perşembe günü yapacağı İran gezisi öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti. Bir gece ansızın gelebiliriz. Irak Merkezi Yönetimi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki siyasi diyalog yolları ise tıkalı. Bölgesel yönetim, Iraklı Şiilerin dini lideri Sistati'nin çağrısı üzerine Bağdat'la müzakerelere hazır olduklarını açıkladı. Ancak Bağdat, görüşme için referandum sonuçlarının iptal edilmesini istedi. Ayrıca bölgesel yönetim, Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Bağdat'ın Kuzey Irak'ta memur maaşlarının ödenmesi için 368 milyon dolar teklif ettiğini, bölgede aylık memur maaş giderinin 732 milyon dolar olduğunu vurguladı. Mecliste dün akşam açılış resepsiyonu vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak'taki bağımsızlık girişimiyle ilgili dikkat çekici mesajlar verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla bir resepsiyon verdi. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Erdoğan, resepsiyon sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Soruların büyük bölümü, Kuzey Irak'taki gayrimeşru bağımsızlık referandumu sonrası süreçle ilgiliydi. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu söyledi. Bir gece ansızın gelebiliriz. Şu anda bütün güçlerimiz Silopi'de, sınırda, oralarda her türlü manevrayı yapıyor mu? Bu ne demektir? Biz hazırız. Hoş geldiniz. Erdoğan bu hafta içerisinde Kuzey Irak konusunda MHP lideri Bahçeli ile görüşme yapacağını da açıkladı. Perşembe günü sadece Sayın Bahçeli ile görüşmem olacak. Ondan sonra da duruma göre Sayın Kılıçdaroğlu'na da bir davet yapmak suretiyle onunla ayrıca bu konudaki kanaatlerini alırım ve bu kanaatleri de pekiştirmek suretiyle bu noktadaki sürecimizi zenginleştirmiş oluruz. Cumhurbaşkanı 4 Ekim'de İran'a yapacağı ziyaretle ilgili de konuştu. İran'a ziyaretim yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısıdır. Ama bunun içeriğinde tabii şu anda aktualitesi çok zengin olan Irak, Kuzey Irak durumu var. Kuzey Irak konusunu da görüşeceğiz. Ve bu görüşmelerimizin içerisinde tabii gerek Sayın Ruhani ile gerekse Sayın Hamenei ile görüşmelerimiz olacak. Bu görüşmelerden sonra çok daha tabii değerlendirmiş olarak süreç için ciddi bir yol haritasını belirlemiş olarak dönmüş olacağız. Erdoğan'a motorlu taşıtlar vergisine yapılan %40 oranındaki zamla ilgili değerlendirmesi de soruldu. Şu andaki zam oranını Bakanlar Kurulumuz şöyle tekrar bir değerlendirirse, o değerlendirmeden sonra ne yapabilir? Tekrar bir düşürme olur mu, olmaz mı? O tabii hükümetimizin takdiridir. Ve geçiyoruz Fethullahçı terör örgütü davaları ve soruşturmalarında günün öne çıkan başlıklarına.
Fethullahçı terör örgütünün sözde Hava Kuvvetleri imamı olduğu belirlenen darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, biri eski başbakanlık müşaviri 28 kişinin yargılandığı davaya Ankara'da devam edildi. Öksüz'ün hemşehrisi olduğu belirtilen ve olay tarihinde jandarma başçavuş olarak görev yapan sanık Zeki Çıngır, Öksüz'ün eşyalarını suç unsuru olduğunu bilmeden serbest bırakıldığı için kendisine teslim ettiğini savundu. İstanbul'da Türk Telekom binasını ele geçirmeye teşebbüs davasındaysa karar çıktı. Bir albay ve bir yarbaya ağırlaştırılmış müebbet, bir yarbay ve farklı rütbelerdeki 3 askere müebbet hapis cezası verildi, 6 er beraat etti. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına ilişkin 76 mahrem imamla 81 askeri personelin yargılandığı davada tutuksuz sanıklar savunma yaptı. Sanıklardan Üsteğmen, CS, terör örgütünün Himmet adı altında topladığı paraları anlattı. Cemaat abisi Ahmet Erol, Bursa'da altında benden para istemeye başladı. Bu konuda çok yüzsüzüm, sürekli isterim dedi. Paraya çok önem verirlerdi. Para cemaate bağlılığını gösterir diyorlardı. İstanbul'da darbe gecesi, valiliğin işgal girişimi davası, İzmir'de 271 sanıklı davada, Ankara'daki Etimesgut Zırhlı Birlikler davası ve Zonguldak'ta FETÖ'nün Batı Karadeniz Emniyet Yapılanması davalarının duruşmalarına devam edildi. İstanbul'da Fethullahçı terör örgütü soruşturması çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı Baylok kullandıkları iddia edilen ve konuşma içerikleri çözümlenmiş 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Elazığ merkezli 4 ilde Baylok kullandıkları belirlenen 20 şüpheli yakalandı. Mersin'de ise terör örgütüne finansman sağladığı iddia edilen 29 iş adamı gözaltına alındı. Sayın seyirciler, içinde bulunduğumuz Muharrem ayının önemli ibadetlerinden biri de şüphesiz oruç. Muharrem oruçlarının açıldığı iftar sofralarından biri de Ankara'da kuruldu. İftardan birlik ve beraberlik duaları yükseldi. Kutlu yolculuk hicret, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tövbesinin kabulü, Hazreti Yusuf Aleyhisselam ve Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kurtuluşlarını temsil eden olaylar. İslam tarihi açısından dönüm noktası sayılabilecek çok sayıda önemli olayın gerçekleştiği Muharrem ayının faziletleri saymakla bitmiyor. Bu ayda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ın aydınlık mesajını tüm insanlığa ulaştırmak amacıyla Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye yaptığı kutlu yolculuk hicret hatırlanıyor. Kerbela'da 72 arkadaşı ve akrabasıyla birlikte şehit edilen Hazreti Hüseyin radıyallahu an anılıyor. Bir daha Kerbelaların yaşanmaması için dua ediliyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisinde kurtulup da kendi imkanları dahilinde herkesin elindeki malzemeyi katarak ortaya çıktığı rivayet edilen bolluk ve bereketin simgesi aşureler pişirilip komşulara dağıtılıyor. Bu ayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler oruç tutuyor, Muharrem iftarlarında bir araya geliyor. O iftarlardan biri de Ankara'da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı tarafından düzenlendi. İlahi ya Rabbi, şu anda Muharrem'in böyle güzel bir gününde bir araya geldik. Ya Rab, sana hamdolsun, şükürler olsun. Bu kadar güzel canlarla beraber ellerimizi senin ulu dergahına kaldırdık. İmam Hüseyin Cemevi'nde düzenlenen Muharrem iftarında oruçlar açıldı, birlik ve kardeşlik duaları yapıldı. Birliğimizin, beraberliğimizin, huzur, güvenin, dirliğin, dayanışmanın bir simgesi halinde burada amaç ne yemek yemek ne bir şey ama birliğimizi, beraberliğimizi Allah bozmasın. Allah tekrar Kerbela olaylarını yaşatmasın. Kardeşçe yaşamak prensibimiz olmalıdır. Kin ve nefret üzerinden çok sevgiye ve barışa dönüştürebilmek bu olayları bir daha yaşanmaması İslam dünyasında. Müslüman dünyasında yaşanmamasını diliyoruz. İftara katılanlar arasında Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da vardı. Kerbela acısını kalbinde taşımayan bu coğrafyaya, bu topraklara ait olamaz. Bu millet Kerbela deyince gözleri yaşaran, Hazreti Hüseyin deyince kalbi titreyen bir millet.
Bültenimize kısa kısa haber turumuzla devam ediyoruz. Fransa'nın Mulhouse kasabasındaki bir binada çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Faciada yaşamını yitiren 4 çocuktan 3'ü Türktü. Çocuklardan birinin ailesinin Kahramanmaraşlı, diğer ikisinin ise Bayburtlu olduğu öğrenildi. Hastanede tedavileri süren 8 yaralıdan ikisinin ise durumunun ciddi olduğu belirtiliyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul 10 Muharrem iftarına katıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleşen iftarda Başbakan Binali Yıldırım ve Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da yer aldı. İzmir'de Türkiye, Suriye, Hollanda ve Belçika'dan çocukların oluşturduğu Rengarenk Göçmen Çocukları Korosu, kentteki Suriyeli çocuklara konser verdi. Koronun 10 dilde söylediği şarkıları dinleyen Suriyeli çocuklar, şarkılara alkışlarıyla ve oynayarak eşlik etti. Organizasyonun amacı hem çocukları eğlendirmek hem de dünyaya barış mesajı vermekti. Rize'de 28-29 Eylül'de sel ve heyelanlara yol açan şiddetli yağış yeniden tehlike oluşturmaya başladı. Son 24 saatte bölgeye 100 kilograma yakın yağış düştü. Sel nedeniyle Çayeli Kaptanpaşa yolu kapandı. Çamlıhemşin'de Fırtına Deresi'nin debisi tehlikeli derecede yükseldi. Artvin Şavşat'ta yoğun yağışın toprağı yumuşatması sonucu kopan kaya parçası bir aracın üzerine düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Doğudaysa Erzincan'ın Tunceli sınırında yer alan 3463 metre yüksekliğindeki Munzur Dağı'na yılın ilk karı düştü. Şanlıurfa'da Hazreti Musa'nın yaşadığı yer olarak rivayet edilen Soğumatar Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında yaklaşık 5000 yıllık oyuncak at arabasıyla buna ait tekerlek ve bebek çıngırağı bulundu. Trabzon'da düzenlenen 1. Uluslararası Süs Tavukları Fuar ve Görsel Müzayedesi'nde bir rekor kırıldı. Light Brahma cinsi tavukla horoz 30.461 liraya satıldı. Bir Türkiye rekoru kırarak 30.461 liraya satıyorum. Farklı cins ve boylarda tavukların yer aldığı fuarda mavi, yeşil ve kırmızı yumurta veren tavuklar da ilgi çekti. Sayın seyirciler, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul'da cami sayısının yetersiz olduğunu, 10 bin camiye daha ihtiyaç olduğunu söyledi. Yılmaz, yeni yapılan camilerin daha geniş hizmetler sunulacak şekilde inşa edildiğini belirtti. İstanbul'da olması gereken cami sayısı 15 bindir. 15 bin nüfusa 15 bin cami düşmesi lazım. Oysa ki bugün İstanbul'da 3.365 cami var. İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehri. Ancak yoğun nüfusuna rağmen mega kentte yalnızca 3000 cami var. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'a göre bu rakam yeterli değil. İstanbul'da cami sayısı elbette ki yeterli değil. Türkiye'de aşağı yukarı 85 bin civarında cami var. 85 bin civarındaki cami nüfusa böldüğünüz zaman 800 kişiye bir cami düşüyor. Bizim en azından yani 10 bin kadar camiye ihtiyacımız olduğunu ben şahsen varsayıyorum. Yılmaz Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle yaptı bu açıklamayı. Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz yıl bu haftanın temasını cami ve kitap olarak belirlemiş, halkın okuma alışkanlığını artırması için tüm camilerin kütüphaneye kavuşması amaçlanmıştı. Bu kapsamda İstanbul'daki camilerde kütüphane kurulması çalışmalarının da devam ettiğini açıkladı Yılmaz. Son olarak 945 camide daha kütüphane kuruldu. Camimiz bizim işte sabah namazından sonra açıldıktan sonra yatsı namazı sonrasına kadar insanların gelip rahat namaz kıldığı, ibadet ettiği, bilgi ve duygu transferine ulaştığı mekanlar
olsun istiyoruz. Camilerin artık sadece namaz kılma mekanı olmaması, aynı zamanda müminlerin kaynaştığı, sosyal faaliyetlerde buluştuğu adresler haline gelmesi de amaçlanıyor. Bundan sonraki süreçlerde bu manada fonksiyonel cami ve her tür insanın kendisine ait hizmet sunulabildiği ortamlara sahip olan cami şeklinde bir çalışmalarımız var. Ve yine bir İslamofobik saldırı. Birleşik Krallığın Birmingham kentinde bir Müslüman çocuk cami önünde bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı. İngiltere'nin Birmingham kentinde Marifel İslam Merkezi İdare Camii önünde 14 yaşındaki Seyit Hasan adlı Müslüman çocuğa bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor. Saldırıyla ilgili 29 yaşında bir erkeğin gözaltına alındığı açıklanırken olayın terör bağlantılı olmadığı ancak nefret suçu olabileceği ifade edildi. Ülkenin en büyük ikinci kenti olan Birmingham, Müslüman nüfusun da en yoğun olarak yaşadığı kent konumunda. 1 milyon 100 bin nüfuslu kentte nüfusun %21'ini Müslümanlar oluşturuyor. Öte yandan resmi istatistiklere göre son 5 ayda Londra ve Manchester'da gerçekleştirilen 4 terör saldırısının ardından İslamofobik nefret suçu ülke genelinde arttı. Şimdi de gönül coğrafyamızdan haberleri paylaşalım. Suriye'nin İdlib kenti son günlerin en kanlı saldırılarından birini yaşadı. Esed rejimi çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine rağmen hava saldırılarını sürdürdüğü İdlib'de Armanaz beldesini bombaladı. En az 40 sivil öldü, 70 sivil yaralandı. İdlib'de son 10 günde hava saldırılarında ölen sivillerin sayısı 140'ı aştı. Bu arada Suriye İnsan Hakları Ağı, Rusya'nın 30 Eylül 2015'te Suriye'de başlattığı askeri müdahalede 1417'si çocuk olmak üzere en az 5233 sivili öldürdüğünü açıkladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, İran'ın ülkedeki Afgan göçmen çocuklarını Suriye'de Fatimi Yun Tugay'ı saflarında savaştırdığını bildirdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü, İran'ın ülkedeki Afgan göçmen çocuklarını Suriye'de Fatimi Yun Tugay'ı saflarında savaştırdığını bildirdi. Örgüt uzmanlarının Suriye'de hayatını kaybeden ve İran'da defnedilenlerin mezar taşlarının fotoğraflarını incelediği, Suriye'de savaşta yaşamını yitirmiş 8 Afgan çocuğun kimliğini tespit ettiği belirtildi. Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Azez, Mare, Cerablus, Bab ve Çobanbey'deki okullarda 2017-2018 eğitim öğretim yılı başladı. Öğretim yılı açılışı nedeniyle Çobanbey İlkokulu'nda özel bir program düzenlendi. Azerbaycan, İran ve Afganistan'da Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişinin 1378. yılı nedeniyle anma programları düzenleniyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de camilere akın eden Azerbaycanlılar, şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşını Kur'an-ı Kerim ve dualar okuyarak andı. Afganistan'da da yüz binlerce kişinin katıldığı törenler yapıldı. İran'ın başkenti Tahran'da da Aşure töreni düzenlendi. Etiyopya'daki Oromo halkı tarafından her yıl kutlanan ve İresha Festivali olarak adlandırılan Şükran Bayramı etkinlikleri sırasında bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Festivalde geçen yıl yaşanan izdihamda 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Bu yılki festivale hükümet karşıtı gösteriler damga vurdu. Şimdi sizlere Uzak Doğu'da bir İslam beldesini tanıtacağız. Filipinler'deki 7000 adadan birisi olan Mindanao Adası'nda yaşayan halkın tamamı Müslüman. Moro, Uzak Doğu ülkesi Filipinler'deki 7000 adadan biri. Moro'yu bölgesindeki diğer adalardan ayıran özelliği ise nüfusunun neredeyse tamamının Müslüman olması. Allahu Ekber! Mindanao diye de bilinen ada aynı zamanda toprakları alınarak ülkenin güneyine sürülen Müslümanların elinde kalan son kara parçası ve var olma mücadelesinin de merkezi. Adada çok sayıda cami bulunuyor. Vakit namazlarının eda edildiği camilerin yanı başlarındaki medreselerde ise çocuklara din eğitimi veriliyor. Yapıyorum.
Adanın bazı köylerinde hala Osmanlı halifesi adına hutbe okutuluyor. Padişahlığı döneminde Moro Müslümanlarının sorunlarıyla yakından ilgilenen 2. Abdülhamit Han, bu halkın gönlünde yer etmiş bir şahsiyet. Moro Müslümanları pek çok Afrika ve Orta Doğu halkıyla benzer bir kaderi de paylaşıyor. Filipinler ordusu DEAŞ bağlantılı MAUTE isimli terör örgütüyle mücadele için Marawi'yi kuşattı. Son 4 ay içinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce Moro Müslümanı şimdi çadır kentlerde zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Sayın seyirciler, İspanya Devleti bağımsızlık referandumu yapmak isteyen Katalan kökenli vatandaşlarına aşırı şiddet uyguladı. İç savaş manzaralarının yaşandığı ülkede seçim sandıklarının koyulduğu okul ve sokaklarda çatışma çıktı. Orta Doğu'da ve Türkiye'de yaşanan en ufak bir protesto gösterisinde dahi kaygılıyız açıklaması yapan ve demokrasi çağrısında bulunan Batı ülkelerse yaşananlara karşı üç maymun oynadı. İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'daki bağımsızlık referandumu ülkeyi savaş alanına çevirdi. Sokakların kan gölüne döndüğü referandumda 844 kişi yaralandı. İspanya devleti tarafından geçerliliği kabul edilmeyen referandum sırasında seçim sandıklarının koyulduğu okul ve sokaklarda çatışma çıktı. Polis referandum yanlısı göstericilere yaşlı, kadın, çocuk demeden plastik mermilerle müdahale etti. Referandumda 2315 oy kullanma merkezinden yaklaşık 400'ü güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kapatıldı. Oy vermek için sandıklara gitmeye çalışan Katalanlarsa sert şekilde engellendi. Olaylı referandumda %90 evet çıktı. Sandık sonucunun sunulmasından 48 saat sonra yerel parlamentonun tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi bekleniyor. İspanya hükümeti ise referandumu tanımıyor. İspanya'da yaşanan şiddet olaylarına Avrupa Birliği'nden herhangi bir tepki gelmemesi ise dikkat çekti. Türkiye'yi her fırsatta demokrasiyi ihlalle eleştiren Avrupa bu görüntülere karşı sessiz kaldı. Birleşmiş Milletler ise yakın tarihli benzer iki gelişme için iki farklı tavır takındı. Katalonya'daki referandum için İspanya'nın iç meselesi diyen Birleşmiş Milletler Sözcüsü Staffan Duyarik, Irak'ta ise ayrılıkçı Kürt yönetimine yardıma hazırız mesajı gönderdi. Şimdi bültenimize hava durumuyla devam ediyoruz. Marmara bölgesi. İstanbul az bulutlu 19, Bursa çok bulutlu 20, Edirne az bulutlu 21, Sakarya az bulutlu 18 derece. Ege bölgesi. İzmir ve Denizli açık 24, Afyonkarahisar az bulutlu 16, Kütahya az bulutlu 17 derece. Akdeniz bölgesi. Antalya ve Adana açık 30, Mersin az bulutlu 29, Isparta açık 21 derece. İç Anadolu bölgesi. Ankara az bulutlu 18, Konya az bulutlu 22, Eskişehir ve Kırşehir az bulutlu 20 derece. Karadeniz bölgesi. Samsun az bulutlu 22, Trabzon hafif yağışlı 18, Zonguldak parçalı bulutlu 18, Sinop az bulutlu 17 derece. Doğu Anadolu bölgesi. Erzurum az bulutlu 14, Malatya açık 20, Elazığ açık 23, Tunceli açık 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Diyarbakır az bulutlu 28, Gaziantep az bulutlu 27, Şanlıurfa açık 29, Adıyaman az bulutlu 27 derece. Dış merkezler. Lefkoşa açık 30, Bakü hafif yağışlı 16, Saraybosna az bulutlu 16, Berlin az bulutlu 17 derece. Mekke açık 42, Medine açık 40, Kudüs açık 31 ve Moskova çok bulutlu 9 derece.
Evet, bu akşam da veda zamanı geldi. Bültenimizin sonunda yine seyirlik görüntüler var. Batman'dan Van'ın yaylalarına gelen göçerler havanın soğumasıyla dönüş yoluna geçti. Ve bakın o görüntüler kameralara nasıl yansıdı. Yarın aynı saatte buluşmak ümidiyle iyi akşamlar, hoşça kalın.